Merhaba arkadaşlar. Bu videomda sizlere tek tek exception'la alakalı hangi türler var? Exception, types of exception diyelim. Birkaç tane exception'larımız var. Onları burada tek tek görmeye çalışacağız. Birincisi arkadaşlar, buradaki kodları silelim. Birincisi null pointer exception. Birincisi bu arkadaşlar. Şöyle yazalım ve yorum kısmını alalım. Birincisi bu. Null pointer exception. Yani şunu demek istiyorum. Catch kısmının içine artık exception yazmanıza gerek yok. Çünkü oradaki exception genel bir ifade. Bütün exception'ları buluyor. Ama siz direkt olarak null pointer'ı seçmek istiyorsanız null pointer yazabilirsiniz. Yani bir null ifadelerde kullanılan bir exception bu. İsterseniz bir örnek yapalım. Try diyorum. Try'in içine ne diyelim? Diyelim ki integer a diyelim ve bunu boş bırakalım. Sonra diyorum ki integer b diyorum. Bunu da 12 diyorum. Sonra bir boolean oluşturalım. Boolean. Buna da c diyelim. Bu da eşittir. A eşittir B diyelim. Yani A ve B birbirine eşit mi? Bu şekilde bir boolean yaptık. Bu çalışacak mı çalışmayacak mı ona bakalım. Catch diyoruz. Catch'in içine artık siz bunu koyuyorsunuz arkadaşlar. Null pointer exception koyuyorsunuz. Şeye gerek yok. Yine E diyebilirsiniz. Hiç problem yok ama genelde NPE diye yazılabilir. Null pointer exception şeklinde. Bunu değiştirebiliriz ama bu şekilde yazmanız şart değil. E şeklinde de yazabilirsiniz. Şimdi mesajımızı yazabiliyoruz arkadaşlar. System.debug diyelim. npe.get mesaj yapmamız gerekiyor. Şu şekilde mesajımızı yazdık. Evet arkadaşlar, burada ne yapmaya çalışıyoruz onu söyleyeyim. Birinci olarak a'yı belirledik, integer. İkinci olarak b'yi belirledik ama 12'ye eşitledik. Üçüncü olarak bir boolean belirledik c'ye. Bu da A'nın B'ye eşit olup olmadığını, yani eşitse true, değilse false olacak şekilde bir ifade belirttik. Ama burada A boş olduğu için, A'nın içinde hiçbir şey olmadığı için bir hata mesajı istiyoruz. Hata mesajı elde etmek istiyoruz. Bakalım. Şöyle run yapıyorum. Debug diyorum. Gördüğünüz gibi şu anda hiçbir şey yok. Neden hiçbir şey yok? Çünkü demek ki burada bir hata mesajı oluşmadı. Normalde A'yı kullandık mı? Kullandık. Şöyle diyelim. A eşittir B dedik. Tamam. Burada problem yok. Şu şekilde bir ifade kullansak. Burada bir hata mesajı alamadık. Diyelim ki bir stringimiz var. Adı da name olsun. Ve içine hiçbir şey koymuyorum. Daha sonra boolean oluşturuyorum. Bir boolean oluşturuyorum. Buna status diyorum. Eşittir diyorum. Bu name'in şöyle yapacağız. Bu yukarıdaki name şöyle yapalım. Name.contains diyelim. Contains içine de contains name değil de ne yazalım? Bir isim yazalım. Ali yazalım. Evet. Bu şekilde Ali var mı yok mu ona bakacağız. Normalde string name dedik ama bunu bir şeye eşitlemedik. Boolean status dedik. Bu da name'in içinde Ali var mı yok mu ona bakacak. Onun sonucunu alacak. Şimdi execute yapalım. Evet, ne diyor? Attempt to dereference a null object diyor. Yani hata mesajı bu arkadaşlar. Çünkü biz burada statüsü define yapmaya, tanımlamaya çalışıyoruz. Yani ona bir assignment yapıyoruz ama olmayan bir şey. Çünkü name'in içinde bir şey yok. Name tanımlanmış ama assign edilmemiş. Ya bunun assign edildiği bir şey yok. Arkadaşlar şu şekilde söyleyeyim, yazayım. Assign edildiği bir ifade yok. Ama siz assign yapmış olsaydınız, diyelim ki Ali küçük diyelim, şu şekilde bir isim assign etmiş olsaydınız, execute yapsaydınız,
O zaman hata mesajı gelmezdi. Çünkü onun içinde zaten Ali var. Ali olmasa ne olur? Diyelim ki bu veli yapsak bunu. Yine problem olmaz. Çünkü boş değil. Yani Ali yok anlamına gelir. Yine boş değil. Ama burada siz buna hiçbir şey vermediğiniz zaman o zaman bir hata mesajıyla karşılaşırsınız. Çünkü name'in bir assign edildiği bir ifade yok. Name assign edilmediği için siz başka bir assignment'ı bu name üzerinden yapamazsınız. Burada hata mesajıyla karşılaşıyorsunuz. Yani bir exception'la karşılaşıyorsunuz. Exception olduğu için de burayı çalıştırmıyor. Direkt bizim catch'in içindeki mesajı çalıştırıyor. Şöyle diyelim. Buraya sistem nokta debug içine de şöyle statüsü koysak buna baksak bunu çalıştırmadığını göreceksiniz. Execute yapıyorum. Evet, onu göremiyoruz. Neden göremiyoruz? Çünkü burada bir assignment yapmaya çalışıyoruz. Statüsü true ya da false'a eşitlemek istiyorum. Bunu da Ali name'in içinde var mı yok mu o şekilde bakarak yapmak istiyorum. Ama name'in bir assign bir değere name bir değere eşitlenmediği için ona bir değer verilmediği için null olduğu için burada bir exception ile karşılaşıyoruz. Exception'ımızın türü de null pointer exception. Siz buraya farklı mesela DML exception yazsaydınız aynı mesajı alamazsınız. Şu şekilde mesela DML diye bir exception'ımız var. Bunu kullansaydınız o zaman görüyorsunuz çalışmıyor. Yani bir catch yapamıyor. Çünkü biz aynı exception'ı kullanmıyoruz. Burada null pointer exception var. Ama biz DML exception diyoruz. Ama buraya direkt exception yazsanız o zaman çalışır. Çünkü genel bir ifade olduğu için yukarıda hangi tür exception olursa olsun aşağıdaki ifade çalışır. Gördüğünüz gibi çalışıyor. Çünkü direkt exception yazdık. Exception bütün hepsine hitap ediyor. Ama null pointer exception'ın catch olması için, yakalanması için diyelim. Try kısmının içindeki exception'ın yani istisnanın null pointer exception olması gerekiyor. Hani burada bir önceki videoda yaptığımız gibi account örneğini verseydik o DML exception olduğu için yine bir catch hiçbir şey yakalayamayacaktı ve hata mesajını biz execution.log'da göremeyecektik. Direkt pencere açılacaktı. Orada görecektik. O yüzden bunlara dikkat edelim. Null pointer exception'ı kullanmak istiyorsanız try kısmında null pointer exception'la karşılaşmanız gerekiyor. Evet arkadaşlar. Bu videomuzu burada bitirelim. Bir sonraki videomuzda bir başka exception türüyle devam edelim inşallah.